Aşağıdaki eğim alanlarından hangisi dy bölü dx eşittir x eksi y diferansiyel denklemine aittir diyor. Her zaman olduğu gibi şimdi videoyu durdurun ve doğru cevabı kendi kendinize bulmayı deneyin olur mu? Peki. Eğim alanını düşünmenin en kolay yolu. Eğer ki eğim alanını elle çizmemiz istendiyse öncelikle birkaç farklı x ve y noktaları seçmek. Ardından da o noktalardaki türevin ne olması gerektiğini bulmak. Bize zaten önceden çizilmiş bir takım eğim alanları verilmiş. Teşekkürler. Dolayısıyla bu noktada şöyle bir yol izleyebiliriz. Önce seçtiğimiz noktalardaki eğim alanının ne olabileceğini buluruz. Daha sonra da bu diyagramların, grafiklerin ya da eğim alanlarını her neyse, o noktadaki eğime sahip olup olmadığına bakarız ve böylece eleriz veya tamam deriz işte bu. Şimdi o zaman öncelikle şuraya küçük bir tablo çizeyim. Bu tabloda evet x, y ve y'nin x'e göre türevi dy bölü dx'i yazalım. Bir sürü farklı değere bakabiliriz. Öyleyse Düşünelim mesela, mesela buradaki noktayı seçelim. X'in 2 ve Y'nin 2 olduğu bu nokta. Evet, şimdi X 2'ye, Y de 2'ye eşit olduğu zaman Y'nin X'e göre türevi 2 eksi 2 değil mi? Yani 0 olur ve bu sonucu kullanarak eğim alanlarına bakabiliriz. Bu eğim alanındaki eğim hiç de 0 gibi durmuyor. Eksi 1 gibi gözüküyor daha çok değil mi? Daha şimdiden bunu eleyebiliriz bile. Buradaki eğim de 1 gibi duruyor. O zaman bunu da eledik. Çünkü sıfıra hiç benzemiyor. Bu eğim de 1 gibi. O yüzden bunu da eleyebiliriz. 2,2'deki bu eğim gerçekten de evet sıfıra benziyor bunu bir kenarda tutalım. Eğer ki bu seçeneklerden birini doğru sonuç olarak seçmek isteseydik bu seçenek doğru sonuca en yakın olan seçenek olurdu. 2'ye 2'deki bu eğim birden daha büyük bir eğime benziyor. O zaman bunu da eleyebiliriz. Bu şekilde sonucu doğruca ortaya çıkarmış olduk bile ama yine de aradığımız eğim alanının bu seçenek olduğunu kesinleştirmek için gelin biz devam edelim. Evet, x'in y'ye eşit olduğu durumlara Bakmaya devam edelim isterseniz. X'in y'ye eşit olduğu durumlarda türev denkleme göre hep sıfır oluyor öyle değil mi? 4'e 4 noktasına baktığımızda türevin sıfır olduğunu görebiliyoruz. Aynı şekilde 6'ya 6 noktasında da türev sıfır. Eksi 2'ye eksi 2 noktasında da türev sıfır. Bu aradığımız eğim alanının doğru seçenek olduğuna dair çok güzel bir işaret. O zaman farklı başka noktalara da bakalım hadi mesela, mesela x4, y de 2 olsun. Elde edeceğimiz türev de 4 eksi 2'den 2 olacak öyle değil mi? Öyleyse x'in 4, y'nin 2 olduğu noktaya bakarsak eğim alanı bize bu noktadaki eğimi 2 olarak gösteriyor. Diğer türlü olsaydı mesela x eksi 4 y de eksi 2 olsaydı. Eksi 4 eksi 2. Bu durumda eksi 4 eksi eksi 2'den eksi 2 bulurduk öyle değil mi? Eksi 4'e eksi 2 noktasında da gördüğünüz gibi görmesi biraz zor ama yine de eğimin eksi 2 gibi durduğunu söyleyebiliriz. Yani aslında sadece ilk seçtiğimiz 2,2 noktası yardımıyla bile bu eğim alanının doğru seçenek olduğunu bulmuştuk muştuk. Devam ettikçe de bu seçeneği daha da doğrulamış olduk.